جنیا خوسر ما بکر ره هوال می دلاس ما هرامی ایرو ما سر و ما تایب پروپیای می از خوزر اس ما ده خور دایشا پرو دایشا ما تایب ابه حرمت یاد کن مرحبا değerli halkımız, sevgili annelerimiz, sevgili mücadele arkadaşlarım. Hepinizi partim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten hangi katliamı anarak başlayacağını insan şaşırıyor. Taybet Ana için buradayız, bir aradayız. Gönlümüz isterdi ki bu karanfili annemizin elini öperek, annemizin mücadelesini yad ederek ve onun mücadelesinden feyz alarak devam etmekti. Ama mevcut iktidarın ve 100 yıllık devlet aklı bize annemizin elini öpmeyi değil, annemizin vurulduğu ve öldürüldüğü yere karanfil bırakmayı zorunlu bırakmış durumda. Yine bugün 19 Aralık Maraş'ta Kürt Alevilerin hedef alındığı katliamın yıl dönümü. Aradan geçen 45 yıla rağmen Maraş davası ile ilgili, oranın hakikati ile ilgili hiç yol anlamadı. Taybet Ana'nın durumu ile ilgili, süreci ile ilgili hiç yol anlamadı. Aynı zamanda bugün 19 Aralık cezaevi katliamı. Her üç katliam başta olmak üzere bütün katliamlarda yaşamını yitiren canlarımızı saygıyla, minnetle, rahmetle ve hürmetle anmak istediğimi ifade etmek isterim. Tabii biz bugün burada Taybet Ana için bir aradayız ama aslında biz Cumhuriyet'in 100 yıllık hikayesini konuşmak için buradayız. Bu 100 yıllık hikayede Kürtlere yer verilmedi. Kürtlerin ana dili inkar edildi, Kürt halkının kimliği inkar edildi. Kürt halkının mücadelesi, eşlik, özgürlük talepleri inkar edildi, krimine edildi. Ve bir plan çıktı açığa. Tam da 2015 yılında 30 Ekim'de. MGK kararları olarak yansıyan planın ismi çöktürme planı olsa da biz Kürt halkı için bu planın adı ölüm planıdır. Nerede görülmüş ki bir devlet kendi yurttaşlarının, yani Kürdistan'da yaşayan Kürt halkının kaç tanesinin öldürüleceğini, kaç tanesinin göç ettirileceğini hesap ederek bir plan yapsın. Bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu tam da çözüm ve müzakere süreci devam ederken, tam da Kürt halkı 100 yıllık bu inkar karşısında barış iradesini bu kadar güçlendirmişken devlet şu cevabı verdi. Hatta devletin direksiyonunda oturan iktidar şu cevabı verdi. Biz süreci buzdolabına kaldırdık. İstediğiniz kadar kaldırın. İnkar ettiğiniz, yok saydığınız, kimliği yok dediğiniz, varlığı yok dediğiniz Kürt halkı bugün her yerde. Coğrafyasını terk etmedi, dilini terk etmedi, mücadelesini terk etmedi. Tıpkı Taybet Ana gibi. Dolayısıyla bizim 2015 yılı 19 Aralık'ında yaşadığımız şey bir devlet operasyonuydu. Devletin Kürdistan'a yapmış olduğu özel bir operasyondu. Baksın buraya devlet ve iktidar. Taybet Ana'nın mücadele arkadaşları, Silopi halkı, Kürt halkı durduğu yerde mücadelesine devam ediyor. Elbette ki gelecek. Taybet Ana 7 gün sokak ortasında kaldı değerli arkadaşlar. Bu iktidar Filistin-İsrail savaşı devam ederken bize bir tane örnek veriyor, anlatmak isterim size. Diyor ki İsrail o kadar vahşi bir ülke ki tutukladığı bir insan 10 yıl ceza verilmişse ve 5 yıl içerisinde o cezaevinde hayatını kaybetmişse cezası dolmadan cenazesini vermiyormuş aileye. Yani 5 yıl kendinde tutuyormuş. Anlattığınız bu hikayenin daha beterini siz yaptınız. Ezanlar susmaz dediniz. Kürt halkının çocuklarının cenazelerini kutularda gönderdiniz.
yetmedi ezan okunmasın diye imamları tehdit ederek görevlerinden aldırdınız. Yerlerini değiştirdiniz. Cennet annelerin ayakları altındadır dediniz. Taybet anneye keskin nişancılarını vurdurdunuz. Peki bu keskin nişancılar kendilerine neyi siper etti? Taybet anayı, Seve'yi, Fatma'yı, Pakize'yi öldürürken kendilerine neyi siper etti? 100 yıllık yalanı, 100 yıllık inkarı, 100 yıllık asimilasyonu. Tekrardan söyleyelim. Öldürdüğünüz, katlettiğiniz Taybet ananın yol arkadaşları, yok dediğiniz Kürt sorunun çözümü için Türkiye'de ve Kürdistan'da adalet nöbeti tutuyor. Yani demem o ki bizim binlerce Taybet anamız var. Sadece buradaki Taybet anamız değil. Taybet anaya ve Kürt sorunun çözümü için sorumluluk almaktan kaçınmayan bütün barış annelerine, annelerimize sözümüz olsun. Bu mücadele 100 yıl boyunca direnerek devam etti, büyüdü. Bundan sonra da aynı emeğin parçası olacağız. Dayke Taybet Jibirnak'ın, Hevalanaka Jibirnak'ın, hepimize başarılar diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Ölen insandan para kazanan bir AKP sermayesi var günümüzde. Ne yazık ki bu böyle. Savaş politikalarında ısrar ediyor, tecrit politikalarında ısrar ediyor ve 100 yıllık direnişimizi Sayın Öcalan şahsında İmralı'da hapsetmek istiyor. Bakın Sayın Öcalan konuştuğunda bizim Türkiye'de diğer yaşayan halklarla karşı karşıya gelmemiz azaldı. Milliyetçilik azaldı. Sayın Öcalan'ın her sözünü devletin bütün kurumları ağırlığını bilerek kabul etti. Herkes evet barış mümkün dedi. Yıllardır yok saydıkları Sayın Öcalan barış elçisi oldu ki halen öyledir. Ve dolayısıyla çözümün kendisi, Kürt halkının kendi değerleriyle yaşayabilme iradesi bugün İmralı'da tecrit altında duruyor. Çok uzun bir zamandır mutlak iletişimsizlik var ama herkes o dönemin ruhunu çok iyi hatırlıyor bizlerle birlikte. Bunu en iyi bilen de devletin kendisi. O yüzden tecride birleştiriyoruz. Peki tecridin kalkması neye yarayacak Türkiye'de ve Kürdistan'da? Ortak yaşam idealinin, demokrasinin, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin gerçekten hayat bulacağı zemini yaratacak olan proje ve aklı Sayın Öcalan'da. Devlet çok iyi bildiği için aynı şeyi devam ediyor. Tam da dediğimiz tecride. Yeah, I'm not one of the other.
bana ve bana durmaz. Kaç kişi var?